Nedret Ersenel, Boş Eldiven Terör saldırısının Cumhurbaşkanı'nın terörün merkezi olarak Amerika'yı teşhis, dünyaya da parmakla işaret eden açıklamasından sonra gelmesi, bombanın taşıdığı mesajı deşifre etmede yardımcı olabilir mi? Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar. Kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya'da devasa bir kaşane verdiler. Orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız işte ben size şu anda bunu söylerim. Bu manada ve ilk bakışta eylemi gerçekleştiren terör örgütünün kimliği ikincil değil ama ikinci sırada. Birincil, neden şimdi? 2015 ve 2016'da yaşananlardan günümüze değin Ankara'dan duyulan sık ve keskin tonlarda Amerika'yı suçlayan açıklamalar yeni değil ve hepsi eksiği var fazlası yok ölçeğindedir. Terör devleti kim? Esasen bomba ve Taksim adresleri belli ki Türkiye'yi hatırlatma da içeriyor. Ama mesele şu ki Ankara bunu zaten unutmuş değil. Aradan geçen zamanda yaşanan bir seri olayla da unutmayacağını Washington'a gösterdi. FETÖ ve PKK'nın aynı vücudun organları olduğunu bilerek hareket etti. Yine de yukarıdaki son açıklama bunların üzerinde bir gerçekliği Washington'ın yüzüne boş bir eldivenle vuruyor. Bir terör devletisin. Böyle bir tarif doğru olduğu halde dünyada Amerika'ya yönelik suçlamalarda sık rastlanan bir tür değil. Hele Amerika'nın yerleşik ve sürekli biçimde başka ülkeleri terörist devlet, haydut devlet, diktatörlükler diyerek yaftalamayı gelenek haline getirdiği düşünülürse. Türkiye'nin Amerika'ya yönelik haklı ithamlarının Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinden dönüşte ve yine çok kritik Amerikan ara seçimlerinin devam ettiği süreçte yapılmasının ayrıca bir nedeni, hedefi olmalı. İlaveten teröre destek veren ve şimdi terörün merkezi ülke olarak Amerika'yı itham eden Türkiye, münhasıran Amerika başkanını da hedef alıyor. Terörün merkezi Amerika ise merkezin başındaki adamı da yani Biden'ı da isim vererek bu manada terör merkezinin başı olarak iddianameye yazıyor. Olay yerine dönen katil. Kısaca Türkiye deseydi ki Amerika terörü destekliyor, arkasında o var. FETÖ ve PKK-YPG bunun en açık delilleridir. Bilinen ve haklı şikayetlerini tekrarlamış olacaktı. Ancak ton ve ağırlığı farklıdır. İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun olayı takiben yaptığı, Amerika'dan yapılan taziye mesajını katilin olay yerine dönmesi ilk gelenlerden birisi olduğu gibi bir değerlendirmenin esas olduğunu düşünüyorum açıklaması da failin en ağır ifadelerle teşhislerinden biridir. Metafor geçmiş eylemlerin sorumluluğunu da katile yüklüyor. Aynı soruya yürüyoruz. Türkiye neden ve şimdi bu hamleye açıklamaya ihtiyaç duydu? kimi okumalara göre Yunanistan dede ağaç ve Ukrayna krizinin kimi çıktıları sayılmazsa nasıl sayılmayacaksa ayrı bahis örneğin F16'lar gibi yaklaşan seçimler gibi içinde geçtiğimiz süreçler iki ülke arasında kemik sesi duyulan toslaşmalara zemin yaratılmıyor daha idare ediliyor gibi görünüyordu fakat anlaşılıyor ki Türkiye'nin Amerika'ya yönelik ulusal güvenlik kabulleri düşmanlığın yönetilebilir olduğu düşüncesini aşıyor. Nitekim Cumhurbaşkanı açıklamalarının Amerika ara seçimleri sürecine de denk geldiğini belirtmiştik. Satır aralarında kaybolup gitti ama aynı konuşmanın içinde şu vurgularda mevcuttu. Temsilciler Meclisi'nde cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar ama şimdi tabii senato var senatoda 2 3 yer çok büyük önem arz ediyor yani bu 2 3 yerde eğer cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır f16'ların alınması sürecine ilişkin bir soruya verilen yanıtın dibinde kurulan bu cümleler mevcut amerikan yönetiminin sadece bu konudaki tutumuna ilişkin mi cümleyi ters yüz edersek, demokratlar kaybetse bizim için daha iyi olur manasına gelen okuma, Washington'ın bu halinden memnuniyetsizliğin ifadesi olarak genele giydirilemez mi? Senatoyu da cumhuriyetçiler kazansaydı Ankara, Washington'a artık daha zayıf görecek, sonraki başkanlık seçimlerine kadar avantajlı politikalar yürütmeyi umacaktı. İşin kestirmesi Amerika ara seçimlerinde Türkiye'nin gönlünden Biden ve demokratlar geçmemiş. Eh şaşırtıcı değil. Terörle mücadelede sert boyut. Örgütle mücadelede Türkiye, içeride de dışarıda da dünya tarihinde görülmemiş emselsiz başarılar üretti. Bunun dahi üzerine çıkarak bize özel Türkiye metodunu geliştirdi. Bu konuda eleştiri getirenlerin büyük kısmı 90'ların vahşetini görmemiş bilmeyen kişilerdir. Kıyas yapacak pozisyonda değiller. Keşke olsalar. Şimdi eylemin Türkiye-Amerika ilişkileri kadar Suriye ve PKK-YPG'nin akıbetiyle ilgili bir yeni süreç üretmesi bekleniyor. Belli ki başlangıç aşaması sert olacak. Rusya ve Amerika'nın zamanlaması buna uyar, uymaz, ne kadar bakılır artık onu da bilemiyoruz. Verilen sözlerin, atılan imzaların hatırlatılması belli ki kafi gelmiyor. Bomba Taksim'de patlamış olabilir ama tesiri Kobani'de görülmeden anlamaları zor. Ukrayna savaşının geldiği aşama, zıt yönlü Yunan ve Kafkas parantezi, Amerika Rus istihbarat servislerinin Türkiye buluşmaları, Biden'la görüşme, İsveç Finlandiya NATO kartı, İran İsrail Suriye gelişmeleri hesaplanıp kitaplanıp güney sınırımız halledilmelidir. Türkiye'nin yükselen rolü önündeki engelleri aşmak yetmiyor, ezmek de gerekiyor. Nedre Tersanel Yeni Şafak. Bülent Erandaç. Terbiyesiz New York Times. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör şehitlerimizin ruhu şad olsun. Suriye PKK PYD'nin candan destekçisi sıfatıyla haydut devletinin kullandığı mayın eşeklerinin kanlı İstiklal caddesi saldırısı bilinen gerçekleri bir kez daha gösterdi. Derin Amerika'nın desteklediği, silahlandırdığı aparatı PKK-PYD'nin Suriye Aynel Arap'tan gönderilen mayın eşeği bir terörist İstiklal Caddesi'ni kana buladı. Terör örgütü destekçisi Amerika utanmadan, sıkılmadan, güya terörü kınayan bir mesaj yayınladıktan Kısa süre sonra PYD-PKK'lı hain yakalandı. İstiklal Caddesi'ni kana bulayanlar, derin Amerika'nın devşirdiği hainlerdir. Kobani, Kandil Amerika hattı. Derin Amerika'nın Kuzey Suriye'de koruyup kullandığı PKK-PYD üzerinden bağımsız Türkiye'yi tehdit etmeye yönelik kirli planları birer birer paçavraya dönüyor. Türk devlet aklı İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının arka planını çorap gibi söküyor. Kalleş saldırının nasıl koordine edildiği, nereden hareketlendiği çözülüyor. PKK PYD'yi Suriye'de kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa ki bu derin Amerika'dır. Bilindiği gibi derin Amerika Yunanistan'ı da Türkiye'ye karşı tetikçi olarak kullanıyor. Kıbrıs Rum bölgesinden Ege adalarına Dede Ağaca kadar uzanan bölgede sinsi planlarını devreye soktuğu ortadadır. İstiklal Caddesi hain saldırısının PKK-PYD'nin mayın eşeklerinin yakalanmamaları halinde Yunanistan'a kaçırılacakları da ortaya çıkması Yunanistan'ın da tetikçiliğini deşifre etmektedir. İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının Amerika hattına ne yapmalıyız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net olarak ortaya koydu. Kalleşliklere elbette ki tahammül edecek sabrımız kalmadı. Suriye Kobani terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bir anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle bizim müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Amerikan büyükelçiliğinin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz. Gerçeklerin tek tek ortaya çıktığı bir süreçte Amerikan New York Times gazetesi de terbiyesizce ülkemize aba altından sopa göstermeye yeltendi. Haydutların destekçisi Amerikan New York Times gazetesinin attığı küstah ve terbiyesiz manşet niyetlerini açıkça gösterdi. Tetikçi gazete İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırıyı turizm vurgusunu kullanarak algı çalışmasıyla servis etti küstahça her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor ifadelerine yer verdi. Derin Amerika'nın Suriye aparatı PKK-PYD'nin hain saldırısı nedeniyle iki hayati konuyu tekrar hatırlayalım ve Derin Amerika'nın aparatlarının ipliğini bir defa daha pazara çıkaralım. Unutmadık. Haydut devletin 50 yıllık maşası FETÖ eliyle de 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunarak bağımsız Müslüman Türkiye'yi işgal etmeye kalkışmış. Aziz milletimiz ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir tokat yemiş ve sinsi planları berhava olmuştu. Unutmadık. Amerikan gazetesi New York Times Joe Biden'ın Amerika Başkanı adayı olduğu sırada Başkan Tayyip Erdoğan'ı yıkmaya yönelik sinsi konuşmasını manşetten şöyle yayınlamıştı. Tarih Aralık 2019, New York Times. Joe Biden, Erdoğan'ı darbeyle değil, seçimle devireceğim. Bence ona çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Dostlarımızla muhalif dostlarımızla temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan liderlerden daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Erdoğan'ı darbeyle değil, seçim süreciyle devirmeliyiz. Sonuç. Türkiye'yi Kuzey Suriye'den kuşatmada kullandıkları PKK, PYD'ye silah veren derin Amerika'dır. İstiklal Caddesi saldırısının arkasında PKK-PYD mayın eşeklerinin babası derin Amerika'dır. Başkan Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki dostları CHP Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında 6 artı HDPKK masasını kuran derin Amerika'dır. Hain İstiklal Caddesi saldırısında Türk ekonomisine darbe vurmaya yönelik algı operasyonu çeken derin Amerika'nın terbiyesiz gazetesi New York Times'tır. Artık tetikçileri denize döken, terör koridorlarını paçavraya çeviren Türk milleti ve bağrından çıkardığı Başkan Erdoğan var Anadolu topraklarında. Bülent Erandaç, Takvim